düşebilir diye. Yarışmada değil, ben yanlışlıkla verdim. Betül beni çok konuşturdu vesaire dedi. Onda bile üstünüze gelmedim. Sadece size bu yarışmaya katılma amacınızı soruyorum. Neden bu kadar sinirleniyorsunuz ki? Ya bu kadar uğraşıyorum. Bu kadar esprili davranıyorum. Siz birbirinizi kırıyorsunuz. Ben naif davranıyorum. Ortamı yumuşatıyorum. Üstüme geldikçe geliyorsunuz. Yani ben terbiyesizlik mi yapmam gerekiyor sizlere? Hayır, ben sizlere bayan olarak terbiyesizlik mi yapmam gerekiyor? Ya da erkek olarak terbiyesizlik mi yapmam gerekiyor? Ama şimdi niye böyle bir şey söylüyorsun? Tamam da ben terbiyesizlik böyle bir şey söylüyorum. Kabul etmiyorum. Ama niye geldiniz? Ortam, hayır, kötü bir şey ortam zaten ki. Gergin. Bir şey söyleyeceğim. Sana o sınırlara girecek bir şey söylemedi ki. Ha, söylemedi de. E ne o zaman? Yemekten vurmaktansa benim her şeyimden vuruyorlar. Sorun yok. Ben kendimle barışık hayır, insanım. Niye geldiniz ben diye neden sordum. Yarışmaya geldiniz tamam, diye ben sordum. De söylüyorum size. Hem yemeklerimi tanıtmak hem star olduğumu kanıtlamak. Star olduğumu kanıtlamak mecazi anlamda. Tamam bir daha söyleyeyim. Ben çok size özür dileyemem. Hiç özür dileyemem. Aa. Ya günlerdir ne saçınız kaldı ne kıyafetiniz kaldı. Yorgan bendi, battaniyeden. Kimsenin dedi. Sesi çıkmadı. Ama bana ciddiyetsiz bana dediniz. Herkes herkese niye geldiniz bu yarışmaya diyebilir. Ne var bunda? Bu ne hakaret ne rencide edici bir şey soruyor. Olabilir. İsteyen dediğim gibi istediği sebeple ya katılır. Sonuç olarak yani bunu söyleyecek bir durum yok şu an ortada. Bence gereksiz bir çıkıştı. Evet buyurun sütlaçlardan tatsanıza neyi bekliyorsunuz? Yayla çorbası yapıyorsun pirinçli. Niye sütlaç? Ya da sütlaçsa niye aynen. Yayla çorbası? Evet onda hata yapmışsın. Sonradan fark ettim. O gün sütlaç mı pişecekti sonra, sizde? Evet sütlaç bak kafa tamam. Ah, Allah razı olsun. Ellerine aynen. Sağlık. Zümrüt Hanım'ın sonrasında anladım. Çünkü o pirinç bu pirinç olmaz yani. Tabii. Güzel değil mi? Bu kadar pirinç var. Sen de kaşığa mı doldun? Ama yani. Sen de yani... Ama yani şöyle çorba, aldım. Çorba pilav gibi. Bakın şöyle aldım gibi. Sadece. Çok böyle pirinç geldi. Ha öyle mi geldi kaşığa? Aha öyle geldi. Şöyle aldım kaldırdım böyle pirinç dibine geldi. Kadar sokarsınız öyle gelecek tabii. Kibar ama kibar alın. Ama çok zor giriyor Tolga Bey. Ne giriyor? Bakın. Böyle benim Betül minik Hanım, minik suyu üstüne çıkmış. Bakın şöyle alın. Bakın şöyle, suyu üstüne çıkmış. Biz bu lafları beni dinlemiyor altı, ya. Altı da beni böyle lafı. Beni dinlemiyor lapa. Ya. Beni dinlemiyor. Bakın. Ya anam, Tolga Bey sen bir şey komple söyleyeceğim. Sen tabağın altını çıkardın dışarı. Bakın şöyle alsan. Bak dengeli benim elim ayağım tutmuyor. Tolga Bey ben size pasta yaptım. Hı. Ve kaç gündür önüme gelen ya, pastalara şey bakar mısınız? Şöyle tamam o ayrı da böyle alırsan i̇şte böyle. Altına ama niye böyle yani. Aldın? Aa, çok böyle alıyor yani bak böyle çok alıyor. Böyle var. Böyle. Evet çok pirinç var. Bir ya, tabii tabağa ki de pirinç bu kadar olacak. Pirinç gelmez. Sütlaç adının adı belirtme. Elbette vallahi ki pirinç. Elim dilim ya yapma lütfen elbette ya. Elbette ki pirinç olacak ama bu kadar çok olmaz. Betül bir Hanım, tabakta bak. Bu kadar çok pirinç olmaz. Çünkü bu pirinç yani pilav tatlısı olmuş. Hı. Sütlaç değil çok fazla pirinç var. Sütlaç daha akışkan kıvamlı olur. Biliyorsunuz değil mi? Hı demeyin lütfen. Biliyorsunuz ben... yani. Ben size pasta biz yaptım geldim. Ne oldu bir saniye? Ne oldu? Hı, teşekkürüm düştü. Yeşil İyi mi? Gerçi. Baksana. Tamam yesenize biraz. Betül'den dolayı mı? Evet. Benden dolayı. Şimdi siz Aycan Hanım'la burada terbiyesiz de ciddiyetsiz de tartışmalar yaşadınız. Bana gelince ben size bunu mu yaptınız deyince benden kendisi dolayı. Kendisi de terbiyesiz. İkimiz öyle, de. Ben özür dilerim. Tolga Bey ben de merak ediyorum. Ya lütfen ilk günden beri zaten yaptım. Saçıma başıma tar ya. Bırakınız bu olayı ya. Bırakın vallahi ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Herkes biliyor arkadaş. Herkes biliyor zaten saçımı. Şurada iyi gözükmek için geldim. Delirtiyorsunuz adamı. Bu nedir ya? Verin. Tolga al. Tolga lütfen verin. Ne gerek var bu nedir ya? Şimdi? Bu nedir ya? Ayıp ya. Ayıp ya. O ters oldu. Sus. Ayıp ya. Ters sen. Temiz. Evet şurada banyo var. Nerede? Şurada. Şovunun bir parçası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ilk günden beri masada saçım gerçek, saçım peruk, saçım gerçek, saçım peruk. Sürekli böyle bir saçıyla alakalı konuşuldu. Son gün böyle bir şov bekliyordum. Yani ona bu kesinlikle PR yaptırır. Zaten amacı da buydu. Buraya gelmesindeki amaç da buydu. Güzel reklam olur. Gerçekten bunu beklemiyordum. Ben şok oldum. Ağzım açık kaldı. Kapatamadım. Ağzımı zorla kapattım ağzımı. Hiç beklemiyordum. Bir de ters taktı.
Kahkül de kendisine çok yakıştı. Tolga Bey'in bunları yapmasına gerek yoktu. Tolga Bey'i biz böyle kabul ettik zaten. 5 günün sonunda herhalde içimde en ısındığı Tolga Bey'di. Ama şunu da söylemek istiyorum ki Aycan Hanım'ın da Tolga Bey arasında bir anlaşma olmuş gibi göründü. Çünkü Aycan Hanım bana oynasaydınız kazanırdınız dedi masada. Ben bunun üzerine ağzımı açtım ama beni konuşturmadılar. Yine Faysal Bey'in saçma sapan konuşmalarına maruz kaldık. Ama bunu büyük finalde hepsinin yüzüne vuracağım. Ayıp ya, vallahi çok ayıp ya. İnsanın üstüne böyle gelinmez abi, gelinmez yani, gelinmez. Gelinmez. Gelinmez ya, gelinmez, ayıp. Ben kendimle barışık adamım zaten. Şunu taktım, burada yakışayım diye. Böyle daha güzel oldu. Niye çıkardın? Neden yaptın bunu? Ama delirttiler beni yani ya. Dur. Ellemeyin, ellemeyin. Hayır, biraz kapan. Niye söktün? İşte, kendimi yoldum. Ya niye böyle bir söküyorsun? Tamam, yoldum, sen. Rahatladım. Oh. Gitti bak, bak. Titreme gitti. Ama ben biraz sütlaç yesin. Bir bardak su getirir misiniz? Evet, getirir misiniz ya? Hadi bir bardak su verin içeriden. Ya gardamel gibi çıktım senin yüzünden ya. Öyle görmedim mi? Ama ne bir şey söyleyeyim. Ben böyle bir şey şoka girdim. Ne yaptım kendime? Bildiğin Selim babalardaki gardamel gibi. Acımadı. Yok, estağfurullah. O öyle çıkıyor muydu? Ya neyse, hayatım sen tabii de ki de takma hala çıkıyor muydu diyor ya. Şimdi ağzımda çat. Hayır hayır, yapma, çıkarma. Yapmıyorum. Yapma. Evet, sütlaçla ilgili yorumlarınızı alalım. Tolga Bey, ben sütlaçtan önce... Beğendiniz değil mi? Lütfen, güzel değil. Beğendiniz değil. Lütfen. Sütlaçtan önce terbiyesiz. İş okulda kaldıramayacağım. Sinirlerim bozuldu. Lütfen, beğendiniz değil mi? Beğendiniz çok mi? Güzel. Ama güzel. Güzel ama değil mi? Soyunurum. Hayır. Vallahi soyunurum. Çıkartacağım. Ya bir şey de beğenin ama ya. Bana soyunur. Soyunurum. 2,5 saat mutfakta. Şu biraz bu saçın ne altında. Biz ne yaptık? Olmuyor, olmuyor, yapacağım. Bu daha iyi oldu gerçekten. Tamam. Gerçekten. Böyle hayır, bir daha. Bu saçın altında 2,5 saat o sıcakta o kadar zor sanki ki. Sanki güneşin altında. O kadar zor ki. Kahkül yakıştı. Dün aynısını yaptık ama. İltifat Bey'de dalga geçiyoruz. Peki, Aycan nasıl buldun? Hadi Allah aşkına bitsin. Sütlacınızın tadı güzel olmuş. Şeker oranını çok iyi ayarlamışsınız. Evet, Faysal'a geçiyoruz. Güzel olmuş dedi. Tadı güzel. Şekeri de güzel. Şekeri ya. Gayet iyi yapmışsın. Evet. Güzel yapmışsın. Gülizar? Konuşuyor şekeri, öylesine konuşuyor. Sütlacın şekeri güzel ama pirinçleri biraz diri kalmış. Hani tam yumuşamamış sanki. Yok be. Ama lezzet ya olarak... Neresi diri? Sende ağzının tadı yok. Bana diri geldi. Pirinci pişirme öğrenmemiz gerekiyor. Ben dolmamı çok doldurmuşum ya. Hayır, sütlaç böyle olur. Evet. Adam sütlacı yapmış. Bravo. Kıskanmayın. Hem de bunu getir diyor. Harikasın. Neyse, Allah razı olsun. Harika. Enfes. Haftanın bombası. Canım başka sen. Var mı? Bunlar korkudan. Hepsini yiyeceğim. Onu ye. Hepsini. Hayır, sakın. Lütfen.